Merhaba, Merilok 4075 no'lu makinamızın iplik takılımını göstereceğim şimdi. Makine iki modda çalışıyor. Hem reşme modunda çalışıyor, hem overlock modunda çalışıyor. Ama şu an biz reşme modunun iplik takılışını göstereceğiz. Şu şekilde iğnelerin ipini takıyoruz. Şuradan tansiyona geçiriyoruz şöyle. Takıyoruz şu şekilde. Bu sol tarafın, bu da sağ tarafın. Şöyle takıyoruz. Şöyle. Bu da sağ tarafın. Şöyle bırakalım. Önce üst altının ipini takacağız, sonra iğnelerinkini takalım. Bu da bu şekilde. Şu iki tansiyon overlock için, overlock iplikleri için. Bu en sağdaki de reçmenin alt ipliği için. Şöyle takıyoruz gene. Şuradan geçiriyoruz. Zaten burada işaretleri var. Kendi kendini de yönlendiriyor. Şöyle takıyoruz. Şuradan şöyle tutup şöyle şu telek takıyoruz. Ondan sonra şu kendimize doğru şu beyaz parçayı çekip şuradaki kancaya takıyoruz. Altın ipliği takılmış oluyor. Bir de sadece şu deliğe takıyoruz. Lüperin deliğini. Şu anda altın ipliğini takmış vaziyetteyiz. Kapağını kapatabiliriz şu şekilde. Şimdi iğneleri takıp makinamızı start vereceğiz. Şimdi kumaş alıyoruz. Bir ayak indiriyoruz. Buradan ayağı kaldırıp indiriyoruz. Buradan modları seçiyoruz. Reşme modu H'da olacak. Overlock modu B veya A'da olacak. A'da olacak overlock modu. Şimdi tekrar H'a alıyoruz. Ve şimdi çalışacağız. Şimdi çok güzel bir overlock dikişi yaptı burada. Şeyde özür dilerim, reşme dikişi yaptı. Reşme dikişimiz şu anda hazır. Böyle.
Çok güzel bir reçme dikişi. Buradan reçmenin dikişinin adım ayarını artırabiliyoruz şundan. Şöyle 4'e çıkartırsak daha geniş adım atar. Şöyle şuradan ayağa kaldırıp çevirelim. İndiriyoruz. Kendisi çekiyor zaten. Sizin yardım etmenize gerek yok. Şöyle çekiyor kendisi. Çekişi çok güçlü bir makina. Bakın şöyle. Bu kadar.